Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size bu oyası modelinin nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz. oyası hali. Bunu Arkadaşlar şu şekilde sizler için tığ oyasına çevirdim. Bakın hiçbir farkı yok arkadaşlar. Hatta daha da güzel. Bu kirpikli olan şöyle orijinali gibi olsun istedim. Kulak çöpüyle yapıyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi. Benim ayarım bu kirpiklerin ayarı kulak çöpü. Daha büyüğünü isterseniz süt pipeti Veyahut da çay karıştırıcısı da kullanabilirsiniz. Arasına da arkadaşlar bu şekilde aslına uygun olsun diye düz kayadan oluşan böyle ara suyu koydum. Eğer bunu tercih etmeyen olursa bu şekilde 5 zincirli kirpikleri de hazırladım arkadaşlar. Sizlere farklı tercihler sunmak için. Madem bu videoyu çekiyoruz. Sizlere biraz faydalı bilgileri de vermek istedim. Yani bir videonun içinde her iki tercihte olabilsin. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, tığ battıramızı hazırladık. Araya 3 tane de bu şekilde düz kayadan ara suyunu verdik. Şimdi arkadaşlar direkt yaprağımızın yapımıyla başlıyorum. Tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum ve 3 zincirden 3 tane buraya tığ battı yapıyorum. Şu arkadaşlar yaprağımın dibindeki tığ battı mesafesini vereceğim. 1 2 3 zincir. Hemen Kapattım. İki oldu. Üç zincir sıradaki tığ battıya girip bu şekilde üç tane tığ battı yaptım. Şimdi arkadaşlar iki tane tığımın başını doladım. Yaprağımızın yuvasını yapacağız. Bir tane atlıyorum. İkinci tığ battıma girdim. Bakın bir şekilde bir tane bıraktım. İkinci tığ battıma bir, 2 iki, iki, iki alarak bu şekilde büyükçe bir trabzan yaptım. 4 seferde aldığım bir trabzan bir zincir çekip içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi yaprak yapımına başlıyoruz arkadaşlar. 2 zincir bir defa doladım. Yuvaya girip 2 2 2 tane trabzanım oldu. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen trabzanın arasına girip kirpiğini yaptım. Şimdi arkadaşlar bu yaprak iğneyiğine çok yakışıyor. Çok benzetiyorum. O yüzden böyle kirpikli tercih ettim. 1 2 2 3 sefer doladım. 5 zincir. 5 zincirimi hemen trabzanımın arasına kapatıyorum. Buraya bir kirpik yapıyorum. Kirpik sayım 2 oldu. Tığımın başını 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 bir tık daha uzattım trabzanı. Yavaş yavaş uzatıyoruz. 5 zincir kapattım arkadaşlar. Bu şekilde üç tane kirpiğim oldu. Sonuncu için tekrar iki defa tığımın başını doluyorum. Yuvaya girip 1, 2, 2, 2. 5 zincir çekip için arkadaşlar sık iğne ile dolduracağım. Bu birinci sık iğnem. Bu iki, bu 3, bu 4, bu 5, 6, 7, 8 ve 9. 10. da arkadaşlar şu şekilde trabzandan yaptığım yuvarın içine girip bu şekilde sabitliyorum. Bakın arkadaşlar yaprağım bu şekilde oluştu. Şöyle daha dik durmasını sağlayalım. Yaprağım bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu dalını yapacağız arkadaşlar. Çiçeğimizi yapacağımız dal için dört tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımın başında doladım. Yine aynı yuvaya girip 2 2 2. Bu şekilde kalın olması için ikişer ikişer aldım. 7 zincir çekiyorum bu yaptığım trabzanımın arasına girip bu şekilde çiçeğim için yuva. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine aynı şekilde arkadaşlar trabzandan yaptığım yuvama kapattım. Şimdi arkadaşlar bakın buraya bir sık iğne yapıyorum aşağı kaymaması için, meyil etmemesi için. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve Sıradaki tığ battıya girdim. 1, 2, 3 zincir. Şimdi arkadaşlar buraya şu ara mesafesini iki tane de bu şekilde e, kayamızın tığ battısını yapacağız. Toplamda 7 tane bu şekilde tığ battı yapacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıya girdim. 3 zincir sıradaki tığ battı 3 zincir sıradaki tığ battı 1 2 3 5 oldu arkadaşlar tekrar 3 zincir çekip sıradaki tığ battıma girdim şimdi arkadaşlar 2 zincirle geri dönüyorum tığ battılarım hazır kayamızın yapılışını göstereceğim bu şekilde hemen tığ battımın içine girip bu şekilde sık iğne ile saat dönüş yaptım 1 2 3 zincir Bakın arkadaşlar şimdi iki tane tığ battı kullanmış oldum. Bir tane yuvam var. Yine iki zincirimi çektim. Şöyle düz yüzüne döndüm. Bu tek yuvanın içine girip iki zincirimi sık iğne ile sabitledim. 8 tane zincir çekiyorum. Ve bu hemen boştaki kayanın bitişindeki yeşil yuvanın içine girip sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar yine yeni bir kaya yapıyoruz. 3 zincir çektim. Hemen tığ battı. 3 tane tığ battı. 3 tığ battı. 3 zincir çekerek bu şekilde 3 tane tığ battığı hazırladım. Şimdi arkadaşlar 2 zincirle tekrar düz döndüm. Ters tarafındayım. Birincisine girip kesim işlemi yaptım. 3 zincir çektim. İkincisinde de bir tane 3 zincirli yuva yaptım. Bu ortadaki boş kalacak. 2 zincirle döndüm. Şöyle düz yüzüne tığ battımın yuvasının içine girip sık iğne ile sabitledim. Bakın arkadaşlar bu şekilde ortada bir tane kaldı. Ben iki tane yuvadan kendime kaya yaptım. 8 zincir. Ve hemen arkadaşlar bakın boştaki sıradaki tığ battımın içine de bu şekilde sabitliyorum. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Yaprak işlemimiz ve kaya işlemimiz bu şekilde oluyor. Şimdi sıra çiçeğimizin nasıl yapıldığına geçelim. Evet arkadaşlar. 7 zincirli yuvamızın içine şimdi sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Bakın. Bu şekilde ipimi sabitledim arkadaşlar. Üzerine de bir zincir çekip şöyle ipimi uzatıp kulak çöpüne takıyorum. Bu birinci ilme. Bir tane ilmeğimizi yaptık. Şimdi arkadaşlar yanına girdim hemen aynı yuvanın içine iki zincir. Yine taktım kulak çöpüne. Tekrar bir iki zincir takıyorum bu çöpünü. 3 tane ilmeği bu şekilde arkadaşlar yaptık, ayarladık ve dibine de arkadaşlar bu şekilde 1 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Bu şekilde sık iğnelerim hazır. Buraya 8 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Hemen arkadaşlar çöpümü çıkardım. Bakın burada 3 tane bu şekilde ilmeğim oluştu. Şöyle ilmeğimi tutup tekrar ters yüzüne çevireceğim arkadaşlar. İlk kirpimden sık iğne ile bu 8 zincirimi buraya sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. Kirpikten tutup sabitliyorum. 5 zincir kirpiğe girip sabitliyorum bu şekilde. Yine 8 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Yeşil yuvamın içine giriyorum. Bu şekilde sabitledim. Bir zincirle arkadaşlar dönüyorum düz yüzüne. Bakın şu şekilde arkadaşlar. iki tane üstte, iki tane de yanlarda olmak üzere dört tane buraya bir yuva yaptım. Şimdi bu yuvalar arkadaşlar daha önce gösterdiğim gibi yuvadan ilmek alıyorum sık iğne ile sabitleyip üzerine bir zincir çekerek bu iğne yasına daha çok benziyor. mekiye de benziyor arkadaşlar. Çok güzel duruş olduğu için. Bu şekilde buraya 8, 10 ne kadar alırsa arkadaşlar şimdi sık iğne ile dolum yapacağız. 3 oldu. 4 5 6 7 Zincir sayması sekizdi. Şöyle arkadaşlar. Bombili olması için şöyle sıkıştırarak bir tane daha yapıyorum. Bakın. Bu şekilde doldurdum bir kenarına. Aynı şekilde ortaya da arkadaşlar şimdi üç tane yapacağım. Şimdi iki tane bu çeşit demiştim arkadaşlar. İkisini de göstereceğim size. Bu şekilde üç tane sık iğnemi yapıyorum. Bakın. Tekrar göstermeme gerek yok sanılınca tığımdaki ilmekten alıp üzerine bir zincir çekiyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. İlk önce arkadaşlar şunu göstereyim. Şu kirpikleri kulak çöpüyle olanı sonra söküp bu ikinci zincirle yaptığımız kirpikleri gösteririz. Şimdi kulak çöpünü aldık. üç tane sık iğneden sonra 2 zincirimizi çekip kulak çöpüne de aynı şekilde arkadaşlar üç tane ilmek toplayacağım. bir İki zincir. Şöyle sıkı sıkı çekiyorum zincirlerimi bu şekilde arkadaşlar. Kaymaz olmasın. Bir iki zincir taktığım kulak çöpümü. Bakın arkadaşlar şöyle. Şimdi yanına hemen şu şekilde alıyorum en son. Böyle güzel oluyor arkadaşlar. Kirpiklerden ayrılma olmuyor. O ilmeğe o şekilde artınca güzel duruyor. Tekrar arkadaşlar. 3 tane sık iğne de kirpiğimin bu tarafına yapıyorum. Diğer 4. yuvamada 3 tane sık iğne yapıyorum. Bunu sökeceğiz arkadaşlar. Sadece siz görün diye. Nasıl yapıldığını bilin diye tarif etmek için. 1 2 zincir. Hemen arkadaşlar yine bunu kulak çöpüme takıyorum. Bu şekilde arkadaşlar yine üç tane ilmek toplayacağız. 1 2 zincir taktım. 1 2 zincir taktım. Bu şekilde arkadaşlar 3 tane yaptık. Yine tığıma doladım. Yuvaya girdim. Sık iğne ile şöyle bir sabitledim. Aynı şekilde arkadaşlar buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. Hemen diğer yuvaya da sık iğne ile geçiyorum. Sahte sık iğne yani arkadaşlar. Bu şekilde hemen bakın. Şöyle hızlı çektiğim için elimle düzeltiyorum arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar aynısı şu şekil olacak. Bunun arka tarafında da ütülendiği takdirde yani daha büyük kalıp gibi duruyor bu kirpikler biliyorsunuz. Diplerine çünkü iki tane zincir çektim bakın. Hiç açılma ayrılma yok. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar ister bunu tercih edin. İster buraya kadar geldikten sonra bakın söküyorum. Şimdi arkadaşlar buraya kadar geldik. Şimdi şu son sık iğneyi arkadaşlar normal sık iğne yapalım ki üzerine batmak istiyorum. Çünkü ben boşluğa değil de öyle daha güzel durduğuna inanıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki sık iğnemin arasından giriyorum arkadaşlar. Kapatıyorum buraya 5 zincirimi. Hemen yanına bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Aynı arkadaş sık iğnemin arasına ara kısmına bu şekilde Tekrar 3. sık iğnemi de 5 zincirim için yapıyorum. Arasına girdim ve sabitledim. Hemen arkadaşlar dibine yine iki tane sık iğne yapıp bakın bu şekilde kirpikleri oluşturuyorum. Bir Pardon arkadaşlar şu şekilde sık iğne yapıyorum. 5 zincir. 5 zincirimi daha zarif durduğu için bu şekilde sık iğneyi tercih ediyorum. Tabi ki yine de zevk size ait arkadaşlar. Dibine bir sık iğne, 5 zincir. Dibine bir sık iğne, 5 zincir. İster bu şekilde yapın arkadaşlar, isterseniz Demin gösterdiğim gibi kulak çöpüyle yapabilirsiniz. Ben size fikir vermek istedim arkadaşlar. Yine yuvaya girip sık iğne ile bu şekilde iki tane yaparak sabitliyorum. Şurayı da dolduralım arkadaşlar. Bu taraftakine 9 tane aldırmıştık. Bu tarafı da 9 tane aldıracağız. Aynı şekilde eşit yapacağız. 2 oldu. 3 oldu. 4 yuvaya girip ilmek alıyorum tığımdakinden çıkarıp üzerine bir zincir 6 7 8 ve 9 Evet arkadaşlar eşit bir şekilde bu tarafı da doldurduk bu böyle bombili bir şekilde yuvaya da arkadaşlar giriyorum aynı sık iğneyi normal sık iğne yapıyorum bir zincirimi de çekip ipimi koparıyorum Evet arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şu ipleri yakıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, modelimizin bitmiş hali bu şekilde. İsterseniz kulak çöpüyle kirpikler yapın, isterseniz zincir çekerek kirpikler yapın. Ara suyumuz da bu şekilde. Yapacak arkadaşlarım adı. kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.